Reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz sevgili seyircilerimiz. Dış Açı'nın konukları Sayın Sencer İmer ve Sayın Cahit Arman Direk. Şimdi Venezuela örneğinden yola çıkarak değerlendirmeler yapıyor konuklarımız. Venezuela sadece Venezuela değildir başlığı altında. Oradan çıkardığımız sonuçlar var. Şimdi Venezuela'ya Türkiye'nin bu ilgisi, bu yoğun ilgisi kamuoyunun nasıl değerlendirilebilir? Bir, ikincisi Recep Tayyip Erdoğan'ın ve AKP siyasetinin Venezuela ilgisi nasıl değerlendirilebilir? Maduro'nun bu kadar sık Türkiye'ye gelip gitmesi acaba bugünler için bir işaret bir şey miydi? Oradan yola çıkarak bir değerlendirmenizi alalım. Evet. Tabii bize yansıtılan olaylar sanki bir şey akşam oluyor, sabah olay kamuoyuna yansıyor gibi oluyor ama bunun bir altyapısı olduğunu, bu işi, bu projeyi sahaya süren ülkelerin, özellikle Amerikalıların algı yönetiminde dünyanın en büyük parasını, insan gücünü harcayan ülkenin bunun bir altyapısını hazırladığını, bir süredir buna çalıştığını bir şekilde görmemiz lazım. Ve dediğiniz gibi sadece Venezuela orada kalmıyor. Sadece o bulunduğu o küçük yerde veya o geri dünyada kıtasında kalmıyor etkisi. Bütün dünyaya bir şekilde sarıyor. Çünkü dünya çok entegre oldu. Oradaki bir olay başka bir yeri mutlaka tetikliyor. Ve bunları da Amerikalıların ben bir matris şeklinde çalıştıklarını, yani şöyle bir olay olduğu zaman işte başka bir tweet atarsa buna hangi ülke ne tepki verir, ona biz ne yaparız karşılığında belli bir çalışma yaptıklarını bir kere görmemiz lazım. Kendi kafalarında bir nihai hedeflerinin olduğunu, ona ulaşmak için alternatif planlar çalıştığını bilmemiz lazım. Burada da öyle. Aslında bir süredir biz biliyorsunuz Türk kamuoyunda Venezuela'ya ilişkin haberler, ziyaretler siz de söylediğiniz gibi yoğunlaşmıştı, geliyordu. Biz tabii onu başka türlü, yani o zaman başka türlü yorumladık. Böyle bir kriz konusu hiç konuşulmuyor idi. Fakat bir taraftan devam eden bir İran krizi var biliyorsunuz. Yaptırımlar şeyi var. 6 Kasım'da bir yaptırım uygulamışlardı. 6 ay süreyle Türkiye'de birçok ülke muhalif olmuştu ve bu Nisan ayında falan bitiyor biliyorsunuz. 6 ay doluyor. Amerika nasıl bir karar verecek? Muhalif tutan ülkeler dahil olacak mı? Yoksa nasıl bir karar vereceğini göreceğiz. Ben bu Venezuela krizinin bununla da bir şekilde ilişkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin petrol fiyatlarının artmasını istemediğini biz bir şekilde biliyoruz. Çünkü artan petrol fiyatları mesela Rusya'ya yarıyor, başka ülkelere yarıyor. Veya başka bir ülkelerin ilişkilerini bir şekilde tetiklediği için, Amerika'nın politikalarına karşı tutup alabileceğini düşündüğü için petrol fiyatlarının artmasını da istemiyor. İşte Amerika Birleşik Devletleri bu İran yönelik ikinci 6 aya yönelik bir karar vermeden önce bu Venezuela'daki bu petrol konusuna, üretimi konusuna kendi düşünceleri, kendi planlar çerçevesinde hareket edecek bir yönetimi iş başına getirmek üzere bir karar verdiğini bir şekilde anlıyoruz. Ve bunu da işte bu yaptığı kararını böyle aniden açıklayarak bunu da tetiklediklerini biz görüyoruz. Yani bir an önce bu işi bitirmek istiyorlar. Maduro'yu bir an önce götürüp yerine bu muhalif lideri iktidara getirip onların da işte devletleşmiş olan petrol üretiminin bir şekilde tekrar yine yabancı şirketlere açılması, böyle üretim miktarının artırılması ve fiyatların da bir şekilde dengeli olarak götürülmesi konusunda bir düşünce olduğunu görüyoruz. Tabi bu dediğim gibi bunlardan bir tanesi sadece aslında. Çünkü Amerikalılar bir taş attıkları zaman birden fazla kuşu hedef alıyorlar. Belki de büyük kuşlardan bir tanesi bu. Bunu görmemiz lazım. Tabi Amerika Venezuela'nın mesela petrol ihracatının üçte birinin yaklaşık Amerika'ya gittiğini biz biliyoruz. Amerika satın alıyor. Ve böylece orada tabi Amerikalıların da bu Venezuela petrolüne ihtiyaçları olduğunu dair bilgiler de var. Yani o iki petrolün, oradan aldıkları petrolün kendi ürettikleri petrole karıştırıp daha etkin bir ürün hale getirilmesi konusunda Venezuela petrolünü kullandıklarını biz biliyoruz. Dolayısıyla orada da bir yakın bir ülke, yani ticari ulaşımı satın alması ucuz bir kaynak olarak Venezuela petrolünü görüyorlar. Dolayısıyla bu bağlamda da bir şey var. Çünkü son zamanlarda özellikle Maduro yönetimiyle birlikte Venezuela'nın petrol ihracatında özellikle Çin'in payının arttığını biz bir şekilde görüyoruz. Çünkü ekonomik ihtiyaçlar çerçevesinde veya diğer ihtiyaçlar çerçevesinde Çin'in sağladığı veya Rusya'nın sağladığı imkanlar
fonlar çerçevesinde Venezuela petrol satışını bir şekilde şeye doğru, Çin'e doğru kaydırdı. Mesela %28'e ulaşmıştı. Neredeyse Amerika'nın satılan petrol şeyini geçmek üzere Venezuela'nın satışı. Dolayısıyla bütün bunlara müdahale etmek üzere işte Çin'in petrol ihtiyacının da karşılamasında sorunlar da yaşatmak üzere işte hocam da anlatmıştı Çin'in yavaşlatılması hamlelerinden bir tanesi bu olabilir. Bu var. Tabii biz kendimize ders alacak olursak biz bir süredir mesela bu Maduro krizi ortaya çıktıktan bu yana biz hemen yanı başımızdaki can alıcı krizi bir şekilde unutmuş gözüküyoruz. Suriye krizini bir şekilde unuttuk mesela. Ve orada da hakikaten kritik gelişmeler var. Türk yetkililerin kamuoyuna açıkladıkları görüşlerin 180 derece aksinde şu anda Amerikalılardan açıklamalar geliyor. Ve Türkiye'den hiç ona bir tepki yok. Peki, çünkü kamuoyunun gündemine bir türlü giremedi bu konu. Yani siz taşıdığınız konuyu oraya getirelim o zaman. Amerika Senatosu'nda bir karar alındı. Yani Trump'ın beklentileri ya da hedeflerinin dışında Afganistan ve Suriye'den asker çekilmemesi gerektiğine dönük. Gerçi Senato'da alınan bu kararın bir yaptırım gücü yok. Daha çok yolu var da bu kararın. Cumhuriyetçi senatör verdi bu önergeyi. Ve demokratlar da destekleyerek senatodan epeyce bir çoğunlukla çıktı. Bu sahaya nasıl yansır? Ne derece önemi vardır bunun, senatonun bu görüşünün? Bir de hani çekiliyordu Suriye'den, pek çekildiği gibi görünmüyor. Ayrıca çekilecek birlikleri desteklemek için asker getiriyor Amerika diye. Evet. Şu güvenli bölge, tampon bölge uygulamasıyla beraber bir anlatalım. Ben Venezuela şeyle ilgili hemen bağlantıyı bir geçeyim oraya. Şimdi Amerika medyası bir açıklama yapmıştı biliyorsunuz. Trump'ın söylediklerini incelemişler. İşte günde ortalama en az 15 tane yalan söylüyor Trump biliyorsunuz. Bu çekilme konusunda da yalan söylediği bana göre ortaya çıkmış durumda. Bu Venezuela krizinde de yalan söylediği bence çok büyük bir şekilde ortaya çıktı. Çünkü Trump geldiği günden bu yana ısrarla kendinden önceki yönetimleri suçluyor. Biz dedi artık dedi hiçbir yeri işgal etmeyeceğiz, operasyon yapmayacağız dedi. Ve bir şey daha söyledi. Biz dedi hiçbir ülkede dedi, artık dedi rejim değiştirmeyeceğiz dedi. Şu anda en açık şekilde hem yardımcısı hem kendisi hem Savunma Bakanı, Dışişleri Bakanı hepsi çok açık şekilde oradaki Maduro'yu değiştirmekten bahsediyorlar. Hayır rejimi bir de adı üstünde rejim diyorlar. Evet. Rejimi değiştirmekten söz rejim ediyorlar. Rejim deyince o kötü anlamına geliyor biliyorsunuz. Hemen rejim değişecek anlamına geliyor. Yani onu değiştirme. Ve bu sefer çok açık söylüyorlar. Bu da daha önceki söylediklerinin yalan olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Çok büyük bir yalan daha söylemiş olmuş. Yani ortaya çıkmış oluyor. Bunu söyleyelim. Bu söylediğiniz konular, evet Senato'da onaylandı, geçti bu şey. Temsilciler Meclisi'nde de görüşülecek. Orada da karar çıktıktan sonra başkanın önüne gidecek. Tabii burada ben bu çekilme kararı ilk açıklandığı gün de söylemiştim. Bu aslında bu çekilme kararı iç politikadaki bir pazarlığın da bir ürünü orada da kullanılacaktır diye söylemiştim ve geldiğimiz gün itibariyle sanki onu yansıtıyor. İşte Meksika duvarı, işte Trump'ın iç politikadaki o kendi hakkında süren soruşturmaları falan. Bunların hepsini Amerikan iç politikasında bir pazarlık olarak görüyorsunuz. Yani bu çekilmeyi adam belki iç politikada bir pazarlık unsuru olarak kullanıyor. Bu son kararda bunu onu gösteriyor. Burada tabii çekilmeyi engellemeden başka orada ilginç bir değişiklik önergesi verildi. O da kabul edildi benim bildiğim kadarıyla Senato'da. O da şu, ben bugünkü yazıda da yazdım onu Yeni Çağ'da. Bir senatör bir şey veriyor, John Kennedy bir teklif veriyor. O da şu, Suriye'de Kürtleri korumak üzere Amerikan ordusunun güç kullanmasına izin veriyorlar. Güç kullansın diyorlar. Yani Kürtlerden kastı PKK, YPG. Evet, yani. Tabii. Evet, oradan onu kastı. Peki gücü kime karşı kullanacak orada? Ona dönük tehdit evet. Türk Silahlı Kuvvetleri. Yani bu da geçti. Şimdi böyle bir durum var. IŞİD'i de temizledik. Evet, böyle bir durum var karşınızda. Bu bir. Ondan sonra Amerika medyası başka bir şey daha sızdırdı biliyorsunuz. İşte oradaki o güvenli bölgeyi kimin oluşturacağına ilişkin. Şimdi bizim, ben 2015'ten itibaren yazıyorum. Buraya bir güvenli bölge oluşacak, uçuş yasak bölge gelecek. Buraya NATO kuvvetleri gelecek şeklinde. Bu güvenli bölgeyi korumak üzere ve bize Suriye'den gelecek olan tehditleri de karşılamak üzere, sözde bize destek sağlamak üzere bu NATO kuvvetlerinin gelmesi söz konusu. İşte bunun için de önümüzdeki günlerde İdlib'deki olay bir şekilde patlaması gerekiyor. Yani şimdi senaryo
orada Amerika medyasında işte durum kötüye gidiyor falan filan konusu da işlenmek üzere işleniyor bir şekilde. İşte bunların hepsi bir paket halinde önümüzdeki günlerde Türkiye'yi de razı edecek şekilde, bak siz de NATO'nun içindesiniz zaten. Burada güvenli bölgeyi NATO korursa ne olur şeklindeki bir öneriyle geldikleri zaman sizin yumuşak karnınızı veya işte sizin o sihir çıkışlarınızı törpülemiş de olacaklar. Bu önümüzdeki günlerde bu konunun önümüzde geleceğini söyleyebiliriz. İdlib'le bağlantı olarak bu gelecek. Fırat'ın batısında belki Türkiye daha aktif olacak. Batı tarafında, İdlib tarafında. Doğu tarafında da Amerikalılar veya işte Fransızlar, işte İngilizler oradaki yönetimi kontrol altına alacaklar. Sahada da, yerde de yerel güçlerden, yine Türkiye'nin razı olabileceği yerel güçler, Arap aşiretler ve PKK-PYD karşıtı gruplardan, Kürt gruplardan oluşacak silahlı güçlerin yerelde bu İstiklal Gücü adı altında orada havadaki batılı güçlerin hava desteğiyle birlikte orada bölgeyi koruması söz konusu olabilir. Bütün bunlar tabii bu Venezuela krizi bağlamında Türkiye'de maalesef hiç görüşülmedi. Tabii ilginç olarak yani kamuoyu başka şeye meşgul olduğu için Türk yetkililer de açıklama yapmıyorlar. Açıklama yapmayınca da gündeme gelmiyor bunlar. Perde arkasında ne konuşuluyor biz bilmiyoruz. Yani bizim sürekli takip ettiğimiz ve bize güvenilir bilgiler veren yerel kaynaklarda bu biraz önce bahsettiğim bu NATO gücünün gündemde olduğuna ilişkin haberler geçtiler bize bugün mesela. Dolayısıyla bu güvenli bölgeye NATO gücünün bir şekilde gelmesi. Fakat uçuşa yasak bölge, NATO gücü falan deyince Irak'ın kuzeyi aklıma geliyor benim. Evet. Aynen, yani 36. Geliyor. Paralelinin kuzeyi uçuşa yasak bölge ilan edildi. Üstelik Türkiye'den kalkan uçaklarla bu sağlandı. Çoğunlukla yine geleceğe yine burası Türkiye. Size söyleyeyim. Suriye'nin kuzeyinde, yani, Suriye'nin kuzeyinde oluşacak yer de Irak'ın kuzeyindeki Bazanistan benzeri bir yer olacak. Yine Türkiye'ye gelecekler, yine Türkiye'ye konuşacaklar. Yine buradan yapılacak o bölgenin korunması, sağlanması. Çünkü bakın. Türkiye buna nasıl razı yani, geliyor? Yani konuya Venezuela'dan girdik. Petrol, yani enerji ve ekonomiden bahsettik. Burada şu anda Suriye'nin yeniden yapılanması konusunda yine işin içine para var, ekonomi var. Yani bu 400 milyarlık bir şeyden bahsediyoruz. Büyük bir paradan bahsediyoruz Suriye'nin yeniden yapılanması bağlamında. Ve Amerika Birleşik Devletleri bunu elinde büyük bir silaha dönüştürdü. Diyor ki benim izin vermediğim şeylerde, yerlerde, bölgelerde, yani özellikle Esad'ın kontrolünde olan bölgelerde diyor, sakın diyor ailelere falan girmeyin, oraya girerseniz yaptırım uygularım diyor. Dolayısıyla böyle bir bağla yerden de sizi bir şekilde sıkıştırıyor ve size bunu eğer sen girmezsen sana burada ihale veririm, sen buradan yeniden inşasına katılırsın şeklinde de size bir havuç uzatıyor. Böyle çok yönlü bir konu var. Dolayısıyla bütün burada, tam da bu noktada Trump'ın ben sizin ekonominizi mahvederim tweetini hep gözümüz önünde bir yere dursun. O tweet geçerli. Yani siz bir şey hamle yapmaya çalıştığınız zaman o tweet'i de size hatırlatıyor şu an. Yani, hayır, Venezuela olayı üzerinden de yine böyle bir tehdit geldi. Evet. Ekonomik temelli. Tabii. Şimdi biz bir ülkeye karşı bir stratejimizi belirlerken, bu askeri olabilir, politik olabilir, işte karşı tarafın ve kendimizin zayıf, kuvvetli, hassas yanlarımızı hep tespit ederiz, bakarız. Bunu Amerikalıların çok iyi yaptığını biz görüyoruz. Türkiye'nin en zayıf yönünün ekonomi olduğunu bir şekilde görmüş durumda. Dolayısıyla sizi onun üzerinden her türlü şeyde bir şekilde tehdit edebiliyorlar. Biz Türkiye olarak gerçekçi davranıp daha onların yaptığı analizlerin benzerini bizim de yapmamız gerekiyordu. Ama biz tabii bunu yapamadığımız için biraz söylediğimiz lafların yere basar laflar olmadığını, sözler olmadığını, açıklamalar olmadığını bir şekilde görüyoruz ki bunun karşılığını bir şekilde sahada da yerine getiremiyoruz. İşte yani birkaç gün içinde gireceğiz diyorsunuz, giremiyorsunuz. İşte bu güvenli bölge bizim kontrolümüz olacak diyorsunuz. Olmuyor. Olmuyor falan. Bunların karşılığı bir şekilde yerine getiremiyorsunuz. Benzer şeyler Doğu Akdeniz için de geçerli, Ege için de geçerli. İşte gelecek hafta Çipras gelecek Türkiye'ye. Mesela bu konu hiç konuşulmuyor. Şimdi Yunan medyasına bakıyorsunuz. Binlerce, yüzlerce makale var. Çipras Türkiye'ye niye gidiyor, neyi isteyecek, ne yapacak şeklinde. Yani bizde sadece o da bazı medya kuruluşlarında haber olarak geçiyor. Peki Sayın Cahit Arman Dilek teşekkür ediyoruz. Sayın Sencan İmer teşekkür ediyoruz. Bugün gündem farklı bir yoğunluktaydı. CHP'nin parti meclisi toplantısı vardı. Aday belirleme çalışmaları sürüyor. Parti sözcüsü Faik Öztürk da açıklama yapıyor. Biz kameralarımızı oraya çevirelim ve veda edelim. Hoşçakalın.
mücadele ediyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi üyeleri olarak Eren Erdem'e sesleniyor ve halkımız bir çığlığa dönüşen sesini duydu. Dört duvar arasına sıkıştırılmak istenen adalet özlemine şahit oldu diyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi parti meclisi üyeleri olarak sesine ses olacağımızı, davanın her adımını dün olduğu gibi yarın da takip edeceğimizi ilan ediyor, açlık grevini sonlandırmanı istiyoruz. Demokrasi için vereceğimiz mücadelede sana ve sağlıklı olmana ailenin ve bizlerin her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Sesini dünya duydu Eren. Çığlığın sağır kulakların pasını sildi. Şimdi adaleti daha yüksek bir sesle isteyebilmemiz için senin adalet yürüyüşünde o hiç susmayan sesine ihtiyacımız var. Bizi o sesten mahrum etmeyeceğini biliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi 2 Şubat 2019. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.